Şimdi mesela gün içerisinde kişi çalıştı, çalıştı, yoğun çalıştı. Evet. Gerildi. Halsiz, dermansız, yorgun hissediyor. Böyle. Hafta sonu dinlemek için ne yapacak? Ne yapacak abi? Deniz kenarına gider. Kesin gidelim. Dağa gider, ormana gider, tabii dinlenir. Şimdi neden? Çünkü deniz kenarında, ormanda ve dağda çok yoğun negatif iyon var. Evet. Adı negatif ama kendisi pozitif enerji verir. Negatif iyon pozitif enerji verir. Kişinin bütün stresini alır, yorgunluk, halsizlik, dermansızlığını yok eder. Ve kişi hafta içerisindeki bütün yüklemiş olduğu pozitif iyonlardan kurtulur. Günümüzde insanlar gidemiyor abi. Ofiste çalışıyor, değil mi? Gidemiyor. İlgisi. Nerede abi? Şarkılarda kalmış o. Al beni, al götür beni ormana, hocam hocam diye o şarkılarda kalmış. Gidemiyoruz abi ormana ormana. Denize git. Nereye abi? İstanbul'u her tarafa. Çıkamıyoruz abi stüdyoda. Vallahi evet abi. Gidemedik, yapamadık bunları. Gidemedik, o zaman Himalaya tuzu. Himalaya tuzu. Bu tuz lambası, içerisinde ampul var. Evet abi. Tuz lambası ampulünü getirmedik. Ha yani yanıyor yani. Yanar. Isındığı zaman çok yoğun oranda negatif iyon yayar. Negatif iyon. Eğer ki kişi denize gidemiyorsa, ormana, dağa gidemiyorsa, vakti yoksa oturma odasında, yatak odasında, ofisinde, çalışma odasında mutlaka bir tane Himalaya tuz lambası olması gerekir. Çok enteresan ya. Çünkü negatif iyon yayıyor. 84 çeşit mineral içerir. Bunu nereden bulacağız? Sizden bir Pakistan'dan getiririz biz. Sizden temin edebilir mi? Tabii, hocam tabii, aman ya. Pakistan'dan. Yani, vallahi bizim eve de isterim bundan hocam yani. Evet. Vallahi şimdi, İbrahim Gökçek anlatıyor sevgili izleyenler. Okan Karaman'la olay var da negatif iyonları evinizin her bir köşesine yaymak istiyorsanız İbrahim Gökçek canlı yayında. Pakistan'dan bizim evet, değil mi? Doğru söyledim. Tabii tabii tabii. Pakistan'dan vallahi hocam isterim bunu. Özellikle de bronşit, astım, grip, nezle, efendim sinüzit gibi rahatsızları olan çocuklar için özellikle küçük çocuklarda genellikle sık sık bronşit, alerjik astım, alerjik evet, bronşit evet, olur. Bende var. Çocuğu rahatsız. Polen mesela, polen. Deodorant yanımda evet, biri sıksın ölürüm yani, hiç valla tıkanır, tıkanıyoruz tabi, gözüm kaşınır, öksürmeye başlarım, içim kaşınır böyle. Bütün rahatsızlığı olanlar mutlaka bulunması gerekir. Evet, odalarında. Çünkü, tabii bronşlardaki iltihapları yok eder. Çünkü nefes alırken içerideki bronşlardaki yapışan lezyonları. Ne diyorsunuz Füsun Hanım? Şimdi siz de biraz böyle inciklerin boncukların taş atölyede içindesiniz evet, yani. Doğan Taş'ta ben de çalışıyorum. Evet yani mesela Füsun Hanım'ın atölyesinde bir tane olması lazım değil mi tabii, böyle tabii, bir lambada? Yani. Günümüzde insanlar cep telefonu, bilgisayar ve televizyonla çok iç içe. Çok. Sürekli çok, telefon, sürekli televizyon, sürekli bilgisayar. Şimdi bakın söylediğinizi ispatlayayım hocam. Biz canlı canlı gidelim. Yani televizyonda her şeyi gösterelim. Bakın haber merkezimiz arkada. Ben rica edeyim arkadaşlardan bir görüntülesinler. Evet şu anda arkadaşlarımıza bakın nasıl çalışıyorlar harıl harıl. Evet. Bakın görüyorsunuz şu anda. Tabii, sürekli evet, bilgisayarlar. Sürekli yani. Bilgisayar, evet, cep telefonu ve televizyonun yaymış olduğu pozitif iyon ve uydulardan yayılan dalgalar ve elektrik, bütün elektrikin yaymış olduğu pozitif iyonlar kişinin üzerine çöküyor böyle adeta. Kişinin enerjisini bitiriyor. Enerjisini bitiriyor. Yani yavaş yavaş kişiyi halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik bitiriyor yavaş yavaş. Bu nedenle mutlaka her evde oturma odası, yatak odası ve çalıştığı yerde Himalaya tuzu olması gerekir. Özellikle de küçük hasta çocuğu olanlar, küçük çocuklar için mutlaka olması gerekir. Sahtelerinden sakının. Ha, bazıları çankırı tuzu da var. Aman sahtelerinden sakının. İbrahim Gökçek hocam burada. Bize ulaşın, mail atın, mesaj yazın, telefon açın. Yeter tabii ki tabii, bizi dikkatlice takip edin. Hocam burada en doğrusu Pakistan'dan sizler için özel getiriyor. Çok özel çalışmaları var. Hocam şimdi burada birçok bitkiler var. Evet. Şimdi. Çok da değerli. Benim için çok da değerli. Burada 3 ciltlik bir kitap var. İbrahim Gökçek, Şifalı Bitkiler ve Alternatif Tıp. Sevgili izleyenler, bunu ben her gün göstereceğim. Her gün anlatacağım. Bir bakabilir miyiz? Evet, şuradan. Bakın, görüyor musunuz? Burada bütün bilgi birikimini
insanlık için paylaşmış bir hocadan bahsediyoruz. Buna ulaşmak kolay değil mi bu kitaplara? Tabii tabii. Binden fazla klinik araştırması var. Günümüze kadar yazılan bütün diğer kitaplardan farkı, binden fazla üniversitenin klinik araştırması var. Bir. İki, 2250 çay reçetesi var. Hangi bitkileri, hangi hastalıklara karşı nasıl karıştırarak kullanırsınız? Evet. Mesela şurada bir örnek vereyim size. Verelim hocam. Şu bitki. Nedir hocam? Avokado yaprağı. Allah Allah. Avokado yaprağı böbrek taşına karşı dünyada en etkili bitki. Böbrek taşı. Mesela Antalya'dan bir beyefendi beni aradı, diyor ki hocam 6 ayda bir ceviz büyüklüğünde böbreklerin taş oluşur. 6 ayda bir. 3 defa ameliyat olmuş, 4. defa tekrar ameliyata. Dedim ki avokado yetişiyor Antalya'da, yetiştiriyorlar. Lüks oteller için avokado meyvesini satıyorlar. Evet. Turistlere. Evet. Avokado yaprağı, avokado yetişmiyor mu? Yetişiyor. Yaprağı yok mu? Var. Çayın içi. Çok kolay. Ne yapar taşı? Taşı düşürür. Bir ay. Ameliyat olmaya gerek yok. Ameliyat olursa kişi sürekli ameliyat ne yapıyor? Böbreklere zarar veriyor. Kronik böbrek yetmezliğini tetikler zamanla. Dokulara zarar veriyor. Peki ben aktara gidince bitkileri kokluyorum, böyle kokmuyor. Sizinkiler bir farklı, nedir bu yani? Şimdi mesela bizim Bursa Uludağ'dan, dağlardan toplanıyor doğal. Hı hı. Veya Kaz Dağları'ndan veya Çişiş Dağı'ndan veya çeşitli yörelerden toplanıyor. Sizin tabii yani bunu Türkiye'de müsaadeli, de izinli bunu iş yapanlar. Siz tabii Türkiye'de de büyük bir istihdama neden oluyorsunuz. Çünkü oradaki köylü halk bunları topluyor vesaire. Tabii. Yani çok hakikaten önemli bir organizasyon. Ben size bu konuda çok büyük saygı duyuyorum. Bir seyirci sorumuz var İbrahim Hocam. Buyurun. Suratımda çok fazla sivilce ve akne var. Çeşitli sabunlar kullandım. Fakat geçmiyor. Biz sivilce ve akne... Çok önemli biliyorsunuz. Şu anda stres altında ergen arkadaşlar var. Evet. Okula ondan... gittiği zaman böyle panik oluyor. Herkes alay ediyor, gülüyorlar. Psikolojisi bozuluyor. Çocuklar okula dahi gitmek istemiyor. Var. Bizim ekipte de var. Alay ettikleri üniversitede için. İkinci öğretimde. Evet. O da şimdi vizeler, mizeler falan. Kızın şey ruhu şaştı yani. Çay ağacı yağı. Çay ağacı yağı. Evet. Çay ağacı. Çay ağacı. Çay ağacı yağı. Ben İbrahim, ben doğayı tanımıyormuşum. Evet, İbrahim Bey tanımadan önce. Ben inanamadım. Dün biz çoban çantası çiğnedik burada. Telefonlar kilitlendi biliyorsun değil mi abi? Çoban çantası sevgili izleyenler. Bunu böyle çiğnedik ağzımızın içerisinde. Hemen sorular geliyor. Okan Bey ne hissediyorsunuz evet. falan diye. Müthiş daha. Çok güzel bir deneyimdi. Çoban çantası. Evet. Bu da çay ağacı ya. İsterseniz bir damla damlatayım. Tamam. Akne, sivilce veya dudakların etrafında oluşan uçuk. Herpes'e karşı dünyada en etkili. Ve hiçbir yan etki yok. Bununla ilgili klinik araştırması var. Bir damla. Fazla değil. Bir damla akne veya sivilce damlatıyorsunuz. Damlamıyor bu da. Canlı yayında olur hocam. Korktu benden de. Evet. Evet. Bir damla. Fazla değil. Mesela kişinin sivilcesi var. Limonlu ada çayı gibi kokuyor. Oh oh. Çok şey yahu. Bir damla sivilceye veya akneye sürüyor. Şöyle göstereyim ben. Şu şekilde değil mi? Evet. İnanamıyorum size. Bu veya bir damlanın etkisi mi? Bir bu? Damla evet. Of of of, görüyor musunuz sevgili izleyenler? Veyahut da evet. Bazı insanlarda son zamanlarda çok büyük bir rahatsızlık var. Var. Genital sihir, genital herpes. Evet. Allah korusun, bayanlara yakalanırsa rahim ağzı kanserine dahi sebep Allah olabilir. Korusun. Yani çok Allah kötü bir korusun. Şey. Tedavi edilmesi mümkün değil dünyada. Tedavi edilmesi mümkün değil. Birçok aşısı vesaire var ama etki yapmıyor. Genital sihir, genital herpes. Herpes simplex tip 2 ve human papilloma denen virüs. Buna karşı da dünyada en etkili çay ağacıya. Fakat bağırsaklarda sorun vardır genellikle. Virüsle mantar birlikte koloni şeklinde çalışır. Yani iksir, aloe vera jel, damar çayı, enfeksiyon çayı kullanacak artı çay ağacıya. Genital sihir ve genital herpes olan. Bunları kullandığı zaman yavaş yavaş genital sihir ve genital herpesten kurtulur. Şimdi bizim burada anlatmamız gereken, sıkça tekrarlamamız gereken bir konumuz var. Bunu da tamamlayalım. Sonra ben Füsun Hanım'ın yanına geçeceğim. Ama İbrahim Hocam'ın bölümü çok bizim için değerli, diğer bölümlerin değerli olduğu gibi. Çünkü artık yüzüğümüzü tamamladık. Füsun Hanım'ı da çok az kaldı. Sohbetlerimizi yapacağız, masa örtülerine bakacağız. Şimdi efendim ben buradan size sorayım. Siz bana cevaplar verin, daha iyi olur. Ben tam vatandaş soruları.
19 tane bitkiden. Bu tentür farklı diğerlerden. Bunu geri getirdim. Bugün şimdi getirdim. Bitki efendim. Karışımlı zencefilli limon suyu tentür. Tentür. Nedir tentür, efendim? Bazı insanlar yemez, içmez, mankenler, ses sanatçıları. Evet. Ya. Ben mesela. Yok siz değil. Evet. Süzülür süzülür. Aha. Zamanla ne olur? Günde bir tane iki tane zeytin yiyenler var. Var. Doğru, doğru, haklısınız. Yemiyor, içmiyor, zayıflıyor, 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 zayıflıyor. Seda Sayan dedi ya, açım aç, bağırdı hep biliyorsunuz ekranlarda. Yani ondan bahsediyoruz yani. Çocuklarda da bazı aileler çocuklarını çok şımartıyor, yemiyor, içmiyor çocuk. Evet. Halsiz, dermansız kalıyor, tamam. Çıtaksız. Veya eğer tedavi edilmezse, yani devam ederse bu kişiler anoreksiya nervoza dediğimiz hastalık ortaya çıkar. Sürekli çıkartıyor. Yediğini çıkartıyor. Bu da yemiyor, evet, değil mi? Yemez. Evet. Bu da sindirim salgıları salgılanmadığı için bunalıma girer, zamanla intihar dahi edebilir. Bu kişilerin %10'u intihar ediyor. Mankenler özellikle. Bu gibi rahatsızlığı olan insanlar bunu kullandığı zaman tekrar iştahı düzelir. Tekrar canlanır. Özellikle okul çağındaki çocuklar çok şımartıldığı için ailede yemiyor, içmiyor. Sürekli anne baba Ye evladım ilgi doğru bekliyor. Şimdi eğer öyle bir halsizlik varsa, eğer öyle bir hani mesela geçen bizim kuaför arkadaşlarımız geldi. Kilo almak istiyorum dedi bana. Tavsiye ediyoruz yani. Tabii tabii. Tamam, harika. Şimdi cemre var burada, cemre. Bitki karışımlı sarımsaklı limon suyu. Bu da iksir, cemre iksiri. Cemre iki çeşit iksir var. Cemre iksir, gökçek iksir. Cemre iksir genellikle düşük tansiyonu olan bayanlar için. Evet. Mesela düşük tansiyonu varsa cemre iksir kullanması gerekir. 9-6. Devamlı 9-6. Nabız bulunamıyor. Çok zor bulunuyor. Hemen buradan cemre size iksir. Cemre iksir. Ne kadar içecek hocam? Günde 3-4 defa 2 yemek kaşığı. İksirin özelliği şu. Miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör, eritir. Görüyor musunuz? Bak ben bununla 3 haftada 10 kilo. Muhteşem yani. İnşallah. Çünkü şey hemen böyle şeyi gösteriyor, etkisini gösteriyor. Tabii, temizliyor bağırsakları. Yağ hiç... Pırıl pırıl. İnanılır gibi değil. Yani ben bu kadar kesin sonuçlar. Bunu benden çok merak ediyorlar. Bunda da lahana suyu. Tonik. İçimi de kolay. Öyle hani korkacak falan yok. Burada canlı yayında da geçen içtik gösterdik zaten izleyicilerimize. Burada kara lahana da var. Rengi neden böyle diye soranlar var. Loğusa şerbeti koyduk. Ne var Allah Allah. İçinde kara lahana var. Lahana var değil mi efendim? Evet doğru. Ama bunlar... Çok özel şartlarda hazırlanıyor. Öyle tabii kafana göre bitkiyi kaynat, suyunu dök. O fermentasyon sırasında buna çok yoğun oranda faydalı bakteri oluşur. Faydalı bakteri. Evet. Burada gene önemli maydanozlu limon suyu. Zayıflatır. Oh. Yani bağırsakta problem olmayan kişi düzenli olarak bunu kullandığı zaman zayıflar. Bir beyefendi bize geldi, kolesterolü, tansiyonu vesaire. Tavan. Ben ona ürünü verdim. Dedim ki hadi bakayım görüşelim 6 hafta sonra. 3 takım kullan. 3 takım kullanmış. Ben bankaya giriyorum. O da bankadan çıkıyor. Karşılaştık. 116 kilodan 88 kiloya düşmüş. Maşallah. 28 kilo. Maşallah. Dedim ne oldu? Vallahi mübarek harika. Burada aloe vera jel var. Bu da çok önemli sevgili izleyenler. Aloe vera'nın doğru kullanımı çok önemli. Farklı farklı kullanılıyor. Bağırsaklardaki mantara karşı. Evet. Mantarlar, bağırsaktaki mantarlar her türlü alerjik hastalıklarını, polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen tetikler, sedefi, ekzemayı tetikler. Artı karaciğer yağlanmasına. Çünkü mantarlar bildiğimiz en toksik alkolü, metil alkolü üretir. Alkol içenler ne içiyor? Alkolün içerisinde etil alkol var. Yavaş yavaş karaciğere zarar verir. Fakat metil alkol direkt zehirdir. Mantarların üretmiş olduğu metil alkol, bütil alkol, heksil alkol gibi toksik alkoller... Bu kadar vücuda zararı var mı? Tabii, tabii. Neden bugün polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen, sedef, seborik eksem, faranjit, akne, inverze... Bütün bu hastalıklar neden tedavi edilemiyor? Hepsine kortizon ve antihistaminik kullanan bütün hastalıkların sebebi mantar. Çünkü ondan kortizon, histamin dengesi bozuluyor vücudun. Çok çok etkilendik. Çok teşekkür ederiz. Bu şu anda dörtlü bir set, hatta şimdi beş olmuş. Beş su değil mi? Evet. Bunları ayrı ayrı mesela iştahsızsa sadece tentür kullansa yeterli. Tamam tentür. Evet. Ama böyle bir set kullandığında mesela dörtlü. Evet.
Yani kişiye göre değişir, hastalığa göre değişir. Alerjisi varsa iksir, jel, artı çay. Kolon alerjisi, besin alerjisi. Kilosu varsa? Kilosu varsa diyet, tonik, diyet, tonik. Kilosu varsa. Vallahi muhteşem, çok güzel bilgiler alıyoruz. Bu arada sürdüğünüz çay? Çay ağacı yağı. Çay ağacı yağı. Teytiri İngilizcesi. Bakar mısınız böyle İbrahim Hocam, yani hem çok büyük bir coğrafyaya yayılıyor. Ağız içinde af varsa. Bir gör, bir gösterebilir. Evet, af varsa af. Ağız içinde. Ağız içinde, diş etinde iltihap var. Diş etin böyle bazı insanlar da geri çekilir. Evet. Diş yavaş yavaş diş kökü ortaya çıkar. Diş eti çekilmesi, ağız içerisinde af, dilde yara. Bunu kalkara yaptığı zaman çay acı yağıyla. Evet. Yavaş yavaş iyileştirir. Ama mantar varsa aloe vera jelde kullanması şart. Hocam bu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ekranın altındaki numaralardan lütfen bize ulaşın bu konularla ilgili. Görüyorsunuz Himalaya tuzu çok önemli. Biz bundan sonraki yayınlarda rica edeceğiz. Ampullü bir şekilde burada takalım, çalıştıralım, gösterelim. İzleyicilerimiz görsünler. Pakistan'dan geliyor. Buradaki etkilerini de ekip arkadaşlarımızla beraber canlı yayında aktaralım. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Bu güzel bilgileri bize aktardığınız için. Ama lütfen ekranın altındaki numaralardan bizleri arayarak bizlere ulaşın. Hocam size bu konuda destek olacak, yardımcı olacak. Zaten kitaplardan da çok güzel bitkilerle ilgili bilgiler temin edebilirsiniz. Ben bir kez daha teşekkür ediyorum hocam. Ayaklarınıza sağlık. Sağ ol. Ve şimdi hemen Füsun Hanım'ın yanına geçiyoruz. Buyur. Hocama teşekkür ediyoruz.